Merhaba arkadaşlar. Kütleleri eşit, öz kütleleri farklı. X, Y ve Z cisimleri aynı sıvıya konulduğunda yüzmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş arkadaşlar. Birinci öncülümüz cisimlerin batan hacimleri eşittir. Evet arkadaşlar eşittir. Çünkü benim kaldırma kuvvetim ve batan D sıvı yer çekimi ivmesidir. Bu da benim cismin batmadığı sürece kaldırma kuvvetlerim ağırlığıma eşitti. Cisimlerin kütleleri eşit olduğu için arkadaşlar ağırlıkları da eşit olacak. 3 cisim içinde ağırlık aynı, yer çekimi aynı ve sıvının öz kütlesi aynıysa otomatikman benim batan hacimlerim de eşit olmak zorunda. Peki ikinci öncülümüzde arkadaşlar cisimlerin sıvı dışında kalan hacimleri eşit midir? Bu konuda bilemem arkadaşlar. Çünkü öz kütlelerinin farklı olduğu söylenmiş. Sadece batan hacimlerinin eşit olduğunu dışarıda kalan hacminin eşit olup olmadığı hakkında yorum yapamam. Peki üçüncü öncülümüze geçtiğimizde cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri eşit midir? Evet arkadaşlar çünkü cisim batmadığı sürece kaldırma kuvvetine yani o da ağırlığına eşittir. Kütleleri eşit olan maddelerin ağırlıkları da eşittir. O zaman doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar.